anda kaydediyor, fark etmez. Şimdi Stone Park diye geçiyor Stone burası. Çağrı'nın engin bilgisinden yararlanarak buranın ne olduğu ile ilgili sizlere bir bilgi aktaracağız. Şu anda çok karanlık oldu. Şimdi biz Beach'teki çekimleri bitirdik. Ya daha doğrusu düştü mü? Başlayamayacağız. Şu şekilde rastlamıyorum. Şimdi Beach'teki çekimi bitirdik. Çekimler çok az oldu. Onun için bugünkü çekimlerle beraber birleştirmek istiyorum. Alnım nasıl parlıyor? Nasıl parlıyor? Ben bunu anlamadım bugün. Galiba başlayabileceğiz. Galiba başlayabileceğiz. Dünkü Beach. Dün müydü o? Dünden önce. Hatırlamıyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Zaman senin için hızlı geçiyor. Benim için de hızlı geçiyor. Çağrı'yı da çağırdım buraya. Ama burayla ilgili bilgim benim çok fazla yok. Çağrı'nın tam tersi bilgisi var. Çok fazla olmasa da. Ya var, biraz okumuşsun. Olayını okudum. Yine bir aksilik olmazsa drone da kaldıracağız. Drone'da da bir iki çekim yapmış olacağım sizlere. Çağrı'yı göndermiyorum. Çağrı burada. Aynen. Temelli. Çağrı temelli burada artık. Göndermiyorum ben onu. Çağrı alalım senden. Bu taşları buzullardan getirmişler. Çeşitli çeşitli. Tarihleri baya eski. Yaklaşık 2000 yıllık taşlar olduğu yazıyordu. Ben de işte Minsk'te ne yapılır, nereye gidilir öyle okurken orada denk geldi baktım. Ama bildiğimiz taş çok da böyle bir albenisi yokmuş açıkçası. Aynen, bildiğimiz taşmış. Yok yani. Park güzel. Park şu park an... güzel, park. Zaten ya. Park konusunda ülkede bir problem, bir eksik yok. Bütün parklar çok güzel burada. Hatta fazlası var değil mi? Fazlası var, kesinlikle fazlası var yani. Burası ilk 5 mi? Görülmesi gereken sanırım yerlerde. İlk 5'te gördüm. Evet, ilk 5'te görmüştüm. Çağrı araştırmış buraya yani, gelmeden önce. 25'lik bir liste var. Hı-hı. Minsk'te ilk 5 içinde burayı gösteriyordu. Ben de gitmeden önce dedim bir gelin bakalım acaba. Ama seninle ilk konuştuğumuzda otel tutuyordun, hatırlıyor musun? Otel de buralarda bir yerlerde, yakındı. Otel buralarda bir yerde. Aynen. Yakındaydı. Metronun hemen orada yukarıda metro var. Bir aksilik olmazsa 2 gün sonra gidiyorsun. Aynen. Yani 2 gün içinde ne oldu, ne bitti? 14 gün, 15 gün buraya geldin. 13 gündür buradasın ortalama işte. Aynen. Neler oldu senin için? Başlıyorum. Deneyimlerini paylaş. Başla tabii, kayıttayız zaten. Yani bugün 13. günüm abi. İki farklı şehir ziyaret ettim. Mir, yani Mir tam olarak şehir sayılır mı bilmiyorum ama küçük. Evet. Turistik bir bölge. Mir Kalesi, bir tane daha kale vardı da. Mir diyorduk, rüzgar çıktı. Bunun ben aynen, rüzgar için aldığım bir aparatı vardı. Onu da takmadım. Bulaşık süngerinden bozma bir aparat aslında. Mir'e gittim dedin. Mir Kalesi'ne gittim. Mir Kalesi gidilip görülmeye değer mi? Aslında bir gün böyle, eğer araba kiralama imkanı olan varsa, tur için söylemiyorum. Ben turla gittim ama tur... Hı hı. Ya çok uzatıyor, gerek yok. Hem maliyeti de yüksek. Aslında gidip işte bir saatte gidip ya da bir buçuk saatte gidip 2 saatte dolaşıp 2 saat sonra da tekrar geriye dönecek bir yer. Zaten 1 saat, evet. 1 saatlik bir mesafe. Biliyorum, maksimum o kadar. Ha, güzel mi? Güzel. Gitmeye değer mi? Bence değer. Ben beğendim yani. Göl kenarında büyük bir kale. Hı hı. İçinde tarihi işte eserler falan var. Yıllar öncesinden kalmış savaş, işte savaştan kalan kılıçlar, zırhlar. Şeyi aldın mı? Ben yapmıştım onu. Kulaklık alıyorsun, kulaklığı koyuyorsun kulağına, farklı dillerde. İşte 13 numaralı işte bir şey var orada, 13 numaraya basıyorsun, 13 numarayla ilgili sana bilgiyi veriyor. Ya şöyle, ben Rusça anladığım için ihtiyacım olmadı. Orada rehber anlatırken, tamam. Ben anlamasam da bir arkadaşım da gitmiştim, o anlattı sağ olsun. Tamam. Onun dışında cumartesi günü Salihorsk'a gittim. Hı hı. O da yaklaşık 2 saat mesafede. Orada çok güzel bir göl var.
Ama sadece çok güzel bir göl. Göl. Başka sadece bir başka bir şey yok. Sadece göl var. Bunu Türkiye'de de görebilecekler için kesinlikle Sarlorska gidilmesini tavsiye etmiyorum. Hem zaman kaybı hem para kaybı. Onun dışında... Şey yapamadık. Yani aslında biz Barlar Sokağı aynen videosunu yapacaktık beraber. Biz Barlar Sokağı'na gittik. Barlar Sokağı'na gittik fakat teknik nedenlerden dolayı o akşamki görüntüleri yayınlayamıyoruz. Nedeni de şu, teknik nedenler. Ben yeni kamera aldım. Yeni kamerayı hatta Çağrı getirdi bana Türkiye'den. Kamera 3K 100 fps çekiyor. Ben ona göre ayarlamıştım. Zannettim ki normal bir çekim olacak. 100 fps çekmemin şeyi de şu, bazı yerleri slow motion yapacaktım. Fakat 3K'ya otomatik olarak çevirdiğiniz zaman kamera direkt bütün geceyi slow motion olarak çekti. Yani sabahın biz 6'sına kadar slow motion çekimler yapmışız, hiç haberimiz yok. Sanırım yayınlansa 3 gün sürer. Yani evet, yayınlansa 3 gün sürer o. Onun için Çağrı'yla beraber yaptığımız Barlar gecesini ya da Minsk gece hayatı ile ilgili videoyu Çağrısız ben tekrarlayacağım sizler için. İkinci bölüm olarak tabii ki tekrarlayacağım. Yeni kameraya da alışıyorum. Kameram 360. Bu videodan önce büyük bir ihtimal Minsk Beach 360 videosunu izlemiş olabilirsiniz. Bundan sonra 360 çekimleri de yapacağım sizlere. Özellikle de Minsk sokaklarında, Minsk caddelerinde gezerken 360 çekimleri yapıp yine sizlerin beğenisine sunacağım. Şimdi bugün çarşamba, perşembe, artık cuma günü gidişim var. Cuma günü öğlen gidiyorum zaten. Artık bir gün kaldı diye bakıyorum. Yarın son gün. Hı-hı. Kesinlikle özleyeceğimi söyleyebilirim Belarus'u. Zaten çok seviyorum. Evet. Boş fırsatlarımda, boş zamanlarımda gene gelmeyi planlıyorum. Şöyle kesinlikle yap, ayarlayabilirsen kendini. Yılbaşında gelmeye çalış. Yani geçen sene de gelmiştim evet, yılbaşında. Gene gelebilirim, bilmiyorum. Tabii şartlar ne olacak? Ülkenin ekonomisi ne olacak, bizim ülkenin ekonomisi tabii ne olacak? Ama şu anda ekonomi demişken ben hemen hatırlatayım da yaklaşık olarak 4-4,5 TL yapıyordu ben geldiğimde. Bir ara 5 oldu. Şu anda 1 ruble 7 lira 15 kuruş falan. Evet, sen zaten bankacı olduğun için. Aynen. 7 lira 15 kuruş. 7 lira 15 kuruş oldu. 1 ruble şu anda 7 lira 15 kuruş. Burada herhangi bir değişiklik yok. Tabii ki baktığımız zaman Türkiye'de. Evet. Aslında bakınca pahalı bir ülke değil. Birim fiyat üzerinden bakınca bir yemek yediğinizde 5-6 rubleye yemek yiyebiliyorsunuz. Birim yani 5-6 liraya yemek yenmiyor Türkiye'de. Burada aynen, 5-6 rubleye. Ruble yani kazançlar yemiyor da çok da fazla değil. Yani tabii ki 2000 ruble, 3000 ruble para kazanan da var. Ama ortalama rakamlar hep böyle 1000, 1500, 1200, 900 ruble 800 civarlarında. O civarlarda geziyor ortalamalar. Ama dediğim gibi yani burada 2000 ruble, 3000 ruble yani alan da var. Hele bir 2000, 3000 ruble alan için şey olarak rakam arı mı kondu? Dikkat et bak, tam şuraya kondu. Bugün şanslı bir gün. Çok şanslı bir gün. Akıyor bugün. Gerçekten bugün akıyor. Şöyle yapalım gitsin. 2000, 3000 ruble kazanan için bence birime baktığımız zaman bedava. Evet, çok da güzel olmuş yaşam için burada. Seni taşıyalım buraya olmazsa Türkiye'den bir ara. Planlarım arasında oldu kesin. Tamam. Kesinlikle planlıyorum. Ya tabii duruma bakmamız lazım. Zaman ne gösterecek? Hani hal deyince olacak bir şey değil kesinlikle. Doğru. Ama düşünmüyorum dersem yalan söylemiş olurum. Düşünüyorum. Çünkü gerçekten sakin, huzurlu, temiz bir ülke. Kafam rahat buradayken. Türkiye'deki sıkıntı, stres, her şeyi unutuyorum. O stres yok değil mi? Bu o kalabalık, o trafikteki ne diyelim, keşmekeşlik, korna, oradan dağıt, buradan o bağırıyor, oradan taksici yol vermedin diye öyle bir şeyler İnsanların yok burada. İnsanların agresifliği, hiçbir şey yok. Herkes sakin, saygılı.
Sadece markette çalışan yaşlı teyzeler biraz problem. Burada biraz aynen, yaş ilerlediği zaman bazı problemler var özellikle. Hani şoförlerde, şeylerde de var. Otobüs şoförlerinde... Evet, bugün fark ettim aynen. Evet, senin başına geldi o. Aynen. Yaş ilerlediği zaman evet problem var. Ama dediğim gibi böyle yeni nesil ya da işte gençlerin çoğu İngilizce de biliyor bir şekilde. Saygılı ve kültürlü. Evet, öyle yetişiyorlar burada. Pişman değilim geldiğim için. Çok güzel bir tatil geçirdim. İçimde de hiçbir şey kalmadı. Güzel. Biraz özgürcü yüksek sesle yine konuş, kamera uzakta. Özgürcü istediğim her şeyi yaşadım. Tamam. Gezdim, tozdum, yedim, dolaştım, takıldım. Keyfini çıkardım. Ben seni tanıdım, sen beni tanıdın. Kesinlikle. İyi oldu. Sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abi. Yani yardımların için burada. Hem ilk geleceğim zaman, hem buradayken, hem gideceğim zaman. Ya elimden geldiği kadar yardım etmeye çalıştım. Eğer şey olursa, bilmiyorum daha net değil ama bir arkadaşım var, kendisiyle de görüştüm bu konularla ilgili. Ev tutma, işte transferlerle ilgili, eğer zorlanırsanız ev tutmayla ilgili ve bazı işlemlerle ilgili kendisiyle de görüştüm. Yardımcı olmayı düşünüyor tabii ücreti karşılığında. Eğer öyle bir imkanınız varsa, buraya gelecekseniz de, eğer yabancıysanız da, tamamen yabancısınız ve hiçbir şey bilmiyorsanız da bu konularda size de destek olmaya çalışacağım ama dediğim gibi ücreti karşılığında olacak. Ben değil, aynı zamanda arkadaşım yardımcı olacak sizlere. Ha, yılbaşında diyordum. Yılbaşında var mı? Yani olursa. Yani şu an için bir şey söylemek için erken şu. Çok erken. Zaten aynen. Daha 4 aylık bir süreç var. Evet. Hani sonuç olarak bir işim var Türkiye'de. Hı. İzin süreci nasıl olur? Ülke ekonomisi nasıl olur? Kurlar nasıl olur? Bunlar önemli etmenli. Doğru. Yani duruma göre aslında geçici değil de bakarsın abi, kalıcı olarak gelirim. Onu zaten temenni ediyorum. Kalıcı gelecek gibi geliyor. Bana da öyle geliyor ama. Tamam, hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Videoyu burada kapatıyoruz. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Yine yorumlarınız varsa lütfen mesaj olarak iletebilirsiniz videonun altında. Ben beğendim, abone oldum. Ercan abi çok yardımcı oldu. Eminim beğenip abone olmasanız da bunu yapar ama siz yine de beğenip abone olun. Motivasyon yükseliyor. Kesinlikle. Teşekkürler, görüşmek üzere. Bay bay.